Şimdi bu tabii ülkenin, ben kriz demiyoruz biz, artık buhran diyoruz. Ülke bugün içinde bulunduğu buhrana nasıl düştü ve bundan nasıl çıkabilir? Bunu kısaca anlatmaya çalışayım. Aslında 10 yıldır bu ülke ekonomi patinaj yapıyor. Ve bir dönem bir 2023 hedefleri vardı. Hala daha bu 2023 hedeflerine ulaşacağız deniyor. Ama 2023 hedeflerinin çok uzağına düştük. Bakın 2013-2021 yılları arasında gayri safi yurt içi hasılamız tam 155 milyar dolar düşmüş. Kişi başına gelirimiz 3043 dolar azalmış. Artmış demiyorum. Azalmış. Ortalama dolar kuru Türk lirası değer kaybetmiş. Dolar karşısındaki değeri 7 lira birden yükselmiş. Enflasyon 28,7 puan birden artmış. İşsizlik 3 puan birden artmış 2013'ten 2021 yılına kadar. Buradaki enflasyon rakamları geçen yılın rakamları. Şimdi %50 enflasyondan bahsediyoruz. 2023 vaatleri diye bir önce AK Parti'nin seçim öncesinde vaatleri vardı. Sonra arkasından bu 2014-2018 dönemini kapsayan 10. Kalkınma Planı'na da girdi. Yani hedefler resmileşti. Dolayısıyla bu iktidar 10. Kalkınma Planı'nda bu millete belli hedefleri taahhüt etti. Dedi ki 2023 yılında ben milli geliri 2 trilyon dolar yapacağım. Orta vadeli programı yayınladılar ki orta vadeli programda 2023 yılı verileri var. Son yayınlanan orta vadeli programda diyorlar ki şimdi 925 milyar dolarda kalacak. Sapma %53. Kişi başına gelir 25 bin dolarda 10 bin dolarda kalacak diyorlar. 25 bin dolar vaat ettik. Şimdi ancak 10 bin dolar olacak diyorlar. Sapma %57. İhracat 500 milyar dolar olacaktı. Şimdi diyorlar ki ancak 242 milyar dolar olacak. Sapma %51. Ve işsizlik %5'e düşüreceğiz diyorlardı. Şimdi diyorlar ki %11,4 olacak. Sapma %128. Şimdi bütün bu rakamlar bu ekonominin hiç iyi idare edilmediğini açık seçip ortaya koyuyor. Peki ne oldu da biz buraya geldik? Aslında üç büyük krizi aynı anda yaşadık. İki tanesi bizden. Bir tanesi de dışarıdan geldi. Şimdi bir dördüncüsü daha dışarıdan geliyor. İlki, Türkiye sıcak parayla ekonomiyi şişirme modelini benimsedi. Bu iktidar iş başına geldiğinde elinde bir güçlü ekonomiye geçiş programı vardı. Ama adı geçiş programı zaten. Yani bunun değiştirilip ondan sonra bir yeni yapısal dönüşüm, ekonomiyi güçlendirme, verimliliği arttırma, bu ciddi bir başka programa evrilmesi lazımdı. Öyle olmadı. Dünya konjonktürü de elverişliydi. Dışarıdan sıcak para geldi. Bununla ekonomiyi şişirerek sanki işi iyi götürüyormuş gibi işleri yürüttüler. Ama 2007'den sonra bir baktık bize benzeyen ekonomilerden biz ayrışmaya başlamışız. 2013'ten sonra da bize benzeyen ekonomilerden hızla uzaklaşmışız. 2014 yılında şu andaki AK Parti Genel Başkanı ben alışılmış bir cumhurbaşkanı olmayacağım cümlesiyle cumhurbaşkanlığı seçimlerine katıldı ve bugün içinde yaşadığımız tek kişilik vesayet rejiminin inşası o gün başladı. O günden bugüne devletteki tüm kurumlar, tüm kurallar ve hukuk devleti, demokrasi ciddi şekilde yıprandı. Dolayısıyla ekonomik krize bir de devlette yönetim krizi eklendi. 2020'de bunun üstüne bir küresel salgın geldi. Küresel salgını çok kötü yönettiler. Ben sağlık kısmına hiç girmeyeceğim. Ama ekonomi kısmına girdiğimiz zaman bütün dünya kendi yurttaşına bu salgında ayakta kalsın diye bütçeden doğrudan destek verdi. Bizdeki hükümet milleti borca batırdı. Şimdi bütün bunlar bir araya geldiğinde zaten bu dönemin sonunda ekonomide ve devlet yönetiminde krizle birlikte bir buhran vardı.
Ve bu buhran sonucunda da ekonomimiz dışarıdan gelebilecek ters dalgalara karşı son derece kırılgan hale gelmişti. Yani bir şekilde savunmasız kalmıştı. Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle birlikte Türk ekonomisi bir kere daha kendine benzeyen ekonomilerden ciddi şekilde ayrıştı. Aslında bu ekonomi 2018 başında, Temmuz ayından önce, seçimlere gidilmeden önce bu tek kişilik rejimin fiilen hayata geçmesinden önce seçim propaganda sürecinde AK Parti Genel Başkanı, ki o dönem Cumhurbaşkanıydı aslında, tarafsız Cumhurbaşkanıydı. AK Parti Genel Başkanıydı. Londra'da gitti. Böyle karşısında yatırımcılar varken döndü, siz bu işleri bilmiyorsunuz. Dünyada dedi faiz sebeptir, enflasyon sonuçtur. Biraz ortalık karıştı. Ya o mu yönetiyor falan dediler. İşte o ara bakanlar bir gittiler geldiler. Ya o değil, siz oraya bakmayın, o siyaset yapıyor falan dendi. Ama o laf unutuldu. Fakat izi kaldı. O günden sonra Türkiye bir kere ekonomide istikrarı sağlayabilmek için tam 128 milyar doları Merkez Bankası kasasından buharlaştı. Döviz kasasını boşalttı. 3 tane Hazine Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı, 4 tane Merkez Bankası Başkanı gördük o koltukta. 5 tane de TÜİK Başkanı gördük. Bu en son değişikliklerden sonra, Merkez Bankası değişikliğinden sonra birdenbire torbadan yeniden bu faiz sebep enflasyon sonuç lafı çıkıverdi. Ondan sonra da arkasından politikacı faizi düşürüldü. Ama piyasa faizi de, dolar kuru da, ülkenin risk primleri de hızla yukarı doğru yükseldi. Enflasyon, işsizlik ve tabii sonuçta hayat pahalılığı rekorlar kırmaya başladı. Bir kere paramız pul oldu. Yani para politikası son derece kötü yönetilmeye başlandı. Politika faizini enflasyonun üstünde tutarak enflasyonla mücadele edeceğim dedi mevcut Merkez Bankası Başkanı. Olmadı. O zaman vazgeçti, döndü bu sefer, dedi ki enflasyona değil de çekirdeğine bakacağım dedi. O da tutmadı. Sonra cari fazla vererek enflasyonla mücadele edeceğiz dedi. O hiç olmadı. En sonunda enflasyonu tuttu. Dedi ki ben bu işi içeriden yapamayacağım. Küresel barışa bağlıyorum dedi. Küresel barış ortamının yeniden tesis edilmesiyle dezenflasyonist süreç başlayacak dedi. Bu ben bu işi beceremiyorum demenin, ben geçen gün söyleyeyim, Şahap Kavcıoğlu'cası. Türk lirası geçen yıl Ağustos ayından bu yana dolar karşısında %41,5 değer kaybetti. Şimdi diyorlar ki bu dünyadan geldi. E peki sağımızdaki ve solumuzdaki ülkelere bir bakalım. Bulgar levası ne kadar, bizim paramız Bulgar levasına karşı ne kadar değer kaybetti? %62,5. E aşağıda, yani doğu komşumuz İran reyaline karşı ne kadar değer kaybetti? %53,5. Bu şunu gösteriyor. Nur topu gibi bu iş bizden, dışarıdan falan değil. Tamamen saray mamulü bir krizle karşı karşıyayız. Sonuç, OECD ülkeleri içinde enflasyon şampiyonu olduk. Şimdi eskiden, çok eskilerde Türkiye'de enflasyon yüksekken OECD enflasyon rakamlarını yayınlarken iki OECD ortalaması yayınlardı. Bir tanesi Türkiye dahil, bir tanesi Türkiye hariç. Yeniden aynı düzene geçtiler. Yani hani deniyor ya, nereden nereye, işte nereden nereye. Nerede başladık yine aynı yere döndük dolaştık geldik. Gıda enflasyonunda OECD birincisiyiz. Enerji enflasyonunda da OECD birincisiyiz. Yani bu enflasyonun da dışarıdan gelmedi diyorlar ya, dışarıda enflasyon var onun için bizde de var. Öyle değil. Bu da bizim içerideki enflasyon, da bizim içerideki yanlış politikaların sonucunda ortaya çıkmış olan bir durum. İşte cari açıkla, cari açığı azaltarak enflasyonu düşüreceğiz. Ekonomiye kuru
Türk lirasını devalüe ederek rekabet gücü kazandırdık gibi bir olandan bir model çıkarma şeyi oldu, girişimi oldu. Fakat şu anda hem TÜFE bazlı endekse hem TEFE bazlı, TÜFE bazlı endekse baktığımız zaman gördüğümüz manzara şu. Bu kazanılan rekabet gücünü hızla yitirmişiz, yitiriyoruz. Sonuç olarak da dış ticaret açığımız Şubat ayında 2022'nin 58 milyar dolara kadar çıktı. Aylık Ocak-Şubat açıkları Türkiye için, dış ticaret açıkları Türkiye'nin rekorları. Savaşa, Ukrayna'daki Ukrayna-Rusya savaşına biz dolarize edilmiş bir ekonomiyle yakalandık. Yani Rusya ekonomisini de-dolarize ettikten sonra savaşa girdi. Biz dolarizasyon zirve yaparken bu savaşa yakalandık. İşte döviz tevdiat hesapları ve kur korumalı mevduat. İkisini topladım çünkü kur korumalı mevduat da sonuç itibariyle şeyle aynı etkiyi yapıyor. Döviz tevdiat hesabıyla devlet bu sefer aradaki farkı kalkıyor, Moody'lere veriyor, ödüyor. Böyle baktığımız zaman Türkiye'de toplam mevduat içinde bunların payı %67, 68, 70'lere dayanmış vaziyette. İç borçlanmanın %30'unun, merkezi yönetim toplam borç stokunun da %67'sini döviz borçları oluşturuyor. Hani o ilk günah dedikleri dövizle borçlanma, devletin dövizle borçlanmaya başlamasında biz geçtiğimiz yıl becerdik, o işe başladık. Kamu özel işbirliği projelerine verilen garantiler olağanüstü yüksek. Bunlar aslında hiçbir hesapta gözükmüyor ama baktığınız zaman 2021-2045 yılları arasında kamu özel işbirliği projelerine verilen garantilerin toplamı 153 milyar dolar. Yani kucağımızda aslında 153 milyar dolarlık bir vergi var. Kimin üzerinde? Çoluğumuzun, çocuğumuzun, bizim, torunlarımızın üzerinde. Ve bu kadar dövizle borcumuz var. Cari açığımız yeniden rekorlar kırmaya başladı. Merkez Bankası'nın kasasındaysa 44 milyar dolar var. Şimdi çıkıyor bakan diyor ki, efendim Türk lirası artık en düşük değerine gelmiş. Nereden en düşük değerine gelmiş? Şu verilere baktığınız zaman, önümüzdeki risklere bakarsanız, Amerika Birleşik Devletleri Fed Başkanı kalkıyor, Powell açıklama yapıyor. 0,1 yani 25 bazlı puanlık şeyleri, faiz artışlarını ben daha da arttırabilirim, daha yukarıda yapabilirim diyor. Her gün Ukrayna-Rusya arasındaki savaş her geçen gün biraz daha tırmanıyor ve dünyaya sirayet edecekmiş gibi bir izlenim var. Bütün bunlara rağmen Türkiye'deki Hazine ve Maliye Bakanı çıkıyor diyor ki bu iş artık dibe vurdu. Bundan sonra hep iyileşecek. Bunun daha çok dibi var. Ben buradan söylemiş olayım. Bu kötü yönetilen Türkiye'nin riski savaşın da etkisiyle artıyor. Ben riskleri bir daha burada izin verirseniz anlattığım şeyleri bir daha sayayım. Kötü yönetim, yüksek enflasyon, dolarizasyon, devalüasyon, artan kamu açıkları, dış açıklar, yüksek borç, gevşek denetleyici çerçeve, finansal denetlemeden bahsediyorum. Yoksulluk, küresel parasal sıkıştırma bunun üzerine geliyor. Jeostratejik riskler, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle birlikte, aslında aşağıda Suriye var, diğer şeyler de var. Bir de Türkiye bulunduğu iklim kuşağı nedeniyle, bir de bu çevrenin çok hızlı tahrip edilmesi nedeniyle, son birkaç yıldır üst üste doğal felaketler yaşıyor. Orman yangınları, seller, yani bu hem iklim nedeniyle oluyor hem de çevrenin hızla tahrip edilmesi nedeniyle. Şimdi 22 Şubat'ta savaş çıkmış. 22 Şubat'ta ülkelerin, bize benzeyen ülkelerin risk primlerini, kredi risk primlerini sıralamışlar. Rusya'dan sonra biz ikinciyiz artışta. Kredi risk primlerinde. Benzer ülkelerin döviz kurlarına bakmışlar. Döviz kurlarının en fazla değer kaybettiği Rusya'dan sonra, savaşta olan Rusya'dan sonra ikinci ülke biziz. Ve son olarak faizlere bakmışlar. 2 yıllık devlet faizlerine bu ülkelerin. Bu ülkeler arasında da devlet faizleri, yani devlet tahvil faizleri en fazla artan ülke biziz. Rusya bizden sonra. Bu
Türkiye'nin gerçekten bir risk içinde olduğunu ortaya koyuyor. Dış borçlanma maliyetlerimiz rekor kırıyor. Faizle kur arasındaki ilişkiyi kopardık, artık işler iyi gidecek dendi. Faizle kur arasındaki ilişkiler kopardık dendiğinde Türkiye 5 yıllık vadede %8,6 faizle borçlandı. 2 milyar dolar için 5 yılda 1 milyar dolar faiz ödeyeceğiz, 2 milyar dolar borçlu. Bu 19 yılın en yüksek faizi Türkiye'nin dış borçlanmasında. Amerika Birleşik Devletleri'nin ödediği faizin 4 katı, İngiltere'nin ödediği faizin de 7 katı. Sonra Rusya Devlet Başkanı Putin çıktı dedi ki, eğer Rusya Merkez Bankası para kredi politikasını sıkılaştırmazsa Türkiye'deki gibi olma riskimiz var. Ne zaman dedi? 23 Aralık 2021. Yine en son 20 Mart'ta Richmond Şubesi Başkanı çıktı. Dedi ki Fed enflasyonu kontrol etmek için üzerine düşeni yaparsa beklentiler, fiyat ve ücret artışları istikrarlı ve sabit kalır. Yapmazsa Türkiye'de olduğu gibi bunun tersi yaşanır. Bunların ardından da Nebati Bakan çıktı dedi ki Türkiye ekonomi modeli bir gerçektir ve dünya şu anda bu modeli izlemeye almış durumda. Nasıl izlemeye aldıklarını burada gördünüz. Yani bizi yanlış politikaların bir örneği olarak gösteriyorlar ama bakan bunu başka türlü anlatıyor. Yani Türkiye ekonomisi yönetilmiyor, savruluyor. Ekonominin başındaki bunları konuşursa. Uluslararası Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda en çok etkilenecek ülkelerden biri Türkiye olacak diyor. Rusya'dan enerji ithalatının %20 azalması nedeniyle, işte hani ambargolar falan uygulanıyor ama bazı Avrupa ülkeleri uyulmayacak diyor. Ülkelerin milli gelirlerindeki azalışa dönüp baktığınız zaman Türkiye bu işten en fazla etkilenecek 3. ülke OECD üyesi. Yine Uluslararası Finans Enstitüsü bize benzeyen ekonomiler arasında petrol, yani kömür, petrol ve gaz fiyatlarındaki artışların cari açığa etkilerini ölçmüş. Orada da her 10 dolarlık artışın bu fiyatlardaki en fazla etkileyeceği ülke Türkiye. Evet, sorunlarımız var. Çok kötü yönetiliyoruz. Ülke çok kırılgan hale geldi. Dışarıdan gelecek her rüzgar bizi son derece olumsuz yönde etkiliyor. Ama Türkiye'nin özellikle bu pandemiden sonra ortaya çıkan konjonktürde çok önemli avantajları da var. Bir kere ülkemiz 4,5 saat bu zincirler, sabah Selin Hanım anlattı ya, bu arz zincirlerinin kısalması, arz güvenliği problemleri nedeniyle. Türkiye'nin avantajı şu, 4,5 saatlik uçuş mesafesinde 58 ülkeye ulaşabiliyoruz. 1,5 milyar nüfusa mal satabiliyoruz. 22 trilyon dolarlık bir pazara erişebiliyoruz. Bugün baktığınız zaman konuşulan şey şu, Avrupa artık bu üretim tesislerini Balkanlara ve Türkiye'ye çekebilecek. Ama bir şey var arkasında bunun. Bu işbirlikteliklerinin aynı değerlere sahip ülkeler arasında yapılması öngörülüyor. Yani yeniden bloklara dönülüyor. Batı bloku, Doğu bloku. Batı bloku dediğiniz zaman da demokrasisi güçlü, hukuk devleti olan, insan haklarına, özgürlüklere saygılı ülkelerin meydana getirdiği bloklardan bahsediyor. Türkiye'nin bundan yararlanabilmesi için bu reformları yapması lazım. Ama şu anda bu işleri yapabilecek bir hükümet başta yok. Demografik fırsat penceremiz halen açık, yani genç nüfus avantajımız var ama artık zaman giderek daralıyor. Biz eğer bu gelişmeleri doğru okursak hızla orta gelir tuzağından çıkarız. Avrupa Birliği'ne refah seviyesinde yakın sarız. Biraz önce söyledim, Avrupa Birliği'nin de Balkanları falan bir yana bırakın, bölgedeki en önemli tedarik üssü oluruz. Ve refah ve demokrasi endekslerinde de, küresel mutluluk endeksinde süratle yukarılara tırmanırız. Biraz ne yapmamız lazım bunun için? Biz ne yapılması gerektiğini düşünüyoruz, ne öneriyoruz, ne yapacağız? Onun üzerinde durmak istiyorum.
3 yeni ve 4 sütunlu sürdürülebilir kalkınma stratejisiyle ülkemizde istikrar ve güveni sağlamak, risklere karşı dayanıklılığı arttırmak, yoksullukla mücadele etmek, önümüzdeki fırsatları değerlendirmek mümkün. Kaç dakika oldu? 20 dakikayı geçtik mi Ömür? Yeni kurumlar, yeni kurallar, yeni kadrolar. 3 yeni dediğimiz bu. Yeni kurallar dediğimiz zaman tek kişilik rejimden güçlendirilmiş parlamenter demokrasiye geçeceğiz. Kral değil kural olacak. Yeni kurumlar bu rejimin yıprattığı kurumları, gerekli olanları yeniden güçlendireceğiz. Yeni kurumları kuracağız, ülkenin ihtiyacı olan. Kurumsal kapasiteyi liyakatle ayağa kaldıracağız. Yeni kadrolar metal yorgunu güven vermeyen liyakatsiz kadrolar değişecek. Liyakatli, bilgili, tecrübeli kadrolarla 4 sütunlu sürdürülebilir kalkınma stratejimizi hayata geçireceğiz. Herkesin adalete erişimini sağlayarak her düzeyde etkili hesap verebilir ve kapsayıcı kurumlar oluşturarak demokrasiyi güçlendirerek can ve mal güvenliğini sağlayacağız. Burada söylediğimiz şey şu, yepyeni güçlendirilmiş demokratik parlamenter sistem, tekrarlıyorum. Cumhurbaşkanı tarafsız olacak, kuvvetler ayrılığını güçlendireceğiz, denge ve fren mekanizması güçlü olacak, yeni bir seçim yasası çıkaracağız, milletin vekilini millet seçecek, siyasi ahlak yasasını çıkaracağız, siyaset kirden arındırılacak, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütçe kesim hesap komisyonunu, bütçe değil de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kesin hesap komisyonu, burada bütçe fazladan kalmış, kuracağız. Sayıştay'ın denetim alanını genişleteceğiz, Orta Doğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı'nı bölgede barışı sağlamak üzere kuracağız. Ekonomiyi sıcak parayla şişiren değil, üreterek verimlilikle zenginleştiren bir büyüme stratejisini gerçekleştireceğiz. Üretim odaklı, rekabetçi bir yaklaşımla etkinliği ve verimliliği arttırarak Türkiye'yi zenginleştireceğiz. Eğitim politikalarının yeniden şekillendirilmesi, çağın gereklerine ve ihtiyaçlara göre istişareyle yeniden eğitimi millileştireceğiz. Yani bir partinin tek elinden çıkarıp eğitim milli bir mesele olacak. Kamu ve özel arasında yeni bir diyalog biçimini kuracağız. Katılımcı, etkili ve stratejik bir planlamayla ülkenin altyapısını kalkınmanın önünde dar boğaz oluşturmaması amacıyla güçlendireceğiz. Kapsayıcı ve sürdürülebilir sanayileşmeyi destekleyeceğiz. Yenilikçiliği, dijitalleşmeyi ve yeşil ekonomiyi güçlendireceğiz. Herkesin erişebileceği temiz, güvenilir, sürdürülebilir ve çağdaş enerji altyapısını kuracağız. Gıda güvenliğine ve iyi beslenmeyi sağlayacak sürdürülebilir tarım politikalarını oluşturacağız ve tarımı destekleyeceğiz. Ekonomik ve Sosyal Konsey, ekonomideki aktörlerle, sosyal taraflarla istişare edecek şekilde hızla faaliyete geçecek. Ulusal Vergi Konseyi'ni kuracağız. Stratejik Planlama Teşkilatı'nı süratle kuracağız. Çünkü bir an evvel ülkenin nesi var nesi yok tespit edilmeye ihtiyacı var. Bugün çünkü olan biten saydam değil. Büyümenin kapsayıcı olmasına, zenginliği hakça paylaşmaya ihtiyacımız var. Yoksulluğa son vereceğiz. Her yaşta sağlıklı ve kaliteli yaşamı, her yaş için sağlıklı ve kaliteli yaşamı güvence altına alacağız. Herkes nitelikli eğitime ulaşabilecek ve yaşam boyu öğrenim fırsatlarından yararlanacak. Herkes insana yakışır işe ulaşabilecek. Kişisel ve bölgesel eşitsizlikler azaltılacak. Cinsiyet eşitliği sağlanacak. Hiç kimse büyüme sürecinden dışlanmayacak. Doğumdan itibaren fırsat eşitliği hızlı ve kesintisiz büyüme için şart görüyoruz. Çalışma hayatındaki düzenlemeler ILO normlarına uyumlu olacak. Aile destekleri sigortasını kuracağız. Devlet yardımları lütuf değil hak olacak. Hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Son olarak bozmadan, yok etmeden kesintisiz kalkınma, yani sürdürülebilirliği sağlayacağız. Çevresel sürdürülebilirlik dediğimiz zaman ekosistem hakkı anayasal bir hak olacak. Avrupa Birliği'nin yeşil mutabakatına da ya da karbon emisyon limitlerine uyacağız. Hem çevreye saygı hem de ihracatın sürdürülebilirliği için bu gerekli. Kurumsal sürdürülebilirlik, kurumları tahrip etmeden şartlara göre yenileyip güçlendirerek ilerlemek, düzenleyici ve denetleyicilik kurumlar üzerinden siyasetin gölgesini derhal kaldırmak gerekiyor. Maliye ve para politikası sürdürülebilir olacak. Yani bütçe açıklarını bir şekilde kontrol edeceğiz. Ülkeyi borca batırmayacağız. Bu çerçevede mali çapaları güçlendireceğiz. İşlevsiz hale getirilen mevcut mali çapaların güçlendirilmesi, gerekirse yeni çapaların getirilmesi konusunda çalışacağız. Merkez Bankası'nın araç bağımsızlığına saygı göstereceğiz. Enflasyonun düşürülmesine, istikrara odaklanan bir para politikasını izleyeceğiz. Evet,
Benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi izin verirseniz çok vakit geçirmeden sözü Kamil Hocam'a vereyim. Buyurun hocam.